Kardeşlere teşekkür ediyorum. Bu sene 6.'sını yapıyoruz cepheye semayı. İnşallah benim ömrüm yettiği müddetçe cepheye sema hep devam edecek. Aslında bir veçeden bakılınca hep cephedeyiz. Bu işin
ritüeli gibi. Eğer bütün hayatınızı cephede geçirmezseniz, burada bir günlük cepheye yürüyüşün bir anlamı kalmayacaktır. Sufiler, kendi iç alemlerinde nefisle mücadele ederlerken, dış alemde de haçlı seferlerine karşı hep uyanık ve diri olmak zorundadırlar. Çünkü Adem'den itibaren karanlığın, kötülüğün, şeytanın simgesi olan insanlar, iyiliğin, güzelliğin, hak ve hakikatin simgesi olan insanlara karşı hep savaş halinde olmuşlardır. İlk kan döküldüğünden itibaren yeryüzünde iyilerin ve kötülerin savaşı devam etmiştir. Bundan sonra da devam edecektir. Ancak iyiler iyilerle barış yapabilir. Kötüler de kendi içlerinde bir millet olduklarından dolayı birbirleriyle barış halindedir. Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri, çok affedersiniz, itler bir yerde toplandığında dervişlerinden birisi der ki, ne kadar güzel, ne kadar anlaşıyorlar. Hazreti Pir der ki, aralarına bir kemik at da gör onları der. İşte ahlakları, düşünceleri, fikirleri iççe olan, iç sürüsünden olan, iç soyundan olanlar itliklerine devam edeceklerdir. Nasıl Çanakkale önlerinde itliklerine devam edip bütün askerleriyle, silahlarıyla, gemileriyle, tanklarıyla, tüfekleriyle Haçlı seferberliği yaptılarsa zannetmeyin ki bu Haçlı ordusunun Haçlı seferleri bitti. Zannetmeyin ki onlar uyuyorlar. Zannetmeyin ki onlarla biz barış halindeyiz. Sadece ve sadece şekli ve şemali değişti. Bugün Güneydoğu'da o emperyalist itlerin, taşeron itleri askerimize, polisimize, sivilimize ateş açmakta. Her gün bu topraklar şehitlerini kendi karnına almakta ve her gün, ve bu yeni değil, bu topraklar şehit kanıyla sulanmakta. Kıymetli dostlar, biz vatansız sufilerden olmayacağız. Biz kimliksiz, kişiliksiz sufilerden olmayacağız. Biz son nefesimize kadar vatan ve millet uğruna, son nefesimize kadar Kur'an ve sünnet yolunda savaşacağımıza, mücadele edeceğimize, yol yürüyeceğimizi bildirmek için buradayız. Ve bu yol bitmeyecek. Bizimle beraber hareket eden, bizimle beraber yol giden kardeşler bunları bilsinler ki biz Kur'an ve sünnetten asla taviz vermeyeceğiz. Biz Kur'an ve sünnet yolunda devam edeceğiz. Bütün kardeşler bilsinler ki ve cümle alem bilsin ki bu vatan ve millet sevdası, bu vatan ve millet düşkünlüğü, aşkı bizde hiçbir zaman son bulmayacak. Biz bu vatanın çocukları olarak, biz bu milletin çocukları olarak vatanımızı dünden daha fazla savunmaya, vatanımızı dünden daha fazla sevmeye, vatanımız için dünden daha fazla savaşmaya hazırız. Eğer can verilecekse Kur'an, sünnet, vatan, millet uğruna can vermeye de hazırız. Eğer ne feda edilecekse Kur'an, sünnet, vatan, millet uğruna feda etmeye de hazırız. Bugün burada toplanmamızın ve kaldı ki dün akşam Bursa programından sonra böyle bir programa kardeşlerin tam tekmil bir şekilde toplanmaları ve iştirak etmeleri bu aşkın, bu muhabbetin
ulaşmış olduğu zirveyi bize göstermekte. O yüzden kıymetli dostlar, asla ve asla yeise düşmek yok. Asla ve asla gevşekliğe düşmek yok. Asla ve asla geri adım atmaya, geride durmaya imkan yok. Biz Kur'an ve sünnet, vatan ve millet uğruna gecemize gece ekleyerek, gündüzümüze gündüz ekleyerek çalışmaya, mücadele etmeye, koşmaya, sevmeye, daha da sevmeye, daha da sevmeye devam edeceğiz inşallah. Ve bu yolculuğumuz ebediyen devam edecek. Bu yolculuğumuz mahşerde de bitmeyecek. Bu yolculuğumuz kabirde bitmeyecek ki mahşerde bitsin. Bu yolculuğumuz son nefeste bitmeyecek ki kabirde mahşerde bitsin. Bu yolculuğumuz ebedi olacak. Biz ötelere dahi gitsek, biz ötelerden de Kur'an ve sünnetin mücadelesini yapmaya devam, vatan millet mücadelesini yapmaya devam edeceğiz. Bizden önceki peygamberlerin, velilerin, şühedanın bu mücadeleye devam ettikleri gibi biz de bu yolda, bu uğurda, bu mücadeleye devam edeceğiz. Allah'ın izniyle bu mücadeleden geri dönmek, bu mücadelede yavaşlamak, bu mücadelede durmak asla ve asla bizim işimiz değil. Bu bedenlerde bu nefesler olduğu müddetçe, bu bedenlerde bu kalpler attığı müddetçe biz bu mücadelemize devam edeceğiz. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Hepinizin ellerinden öpüyorum, saygılar duyuyorum. Çocukların, küçüklerin, o minnacıkların dahi ellerinden öpüyorum. Onlar bu zamandan, şimdiden böyle bir şuurla yetiştiği için anne ve babalarına da tebrik ediyorum. Allah hepinizden de razı olsun. Cenab-ı Hak cümlemizi iyilikte, güzellikte, hayırda, hakta ve hakikatte bir ve beraber eylesin. Gününüz mübarek olsun. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ma salavat. Amin. Amin.